Arkadaşlar selam. Videoya başlamadan önce demem lazım. Arkadaki Ağustos böcekleri, çekirge sesleri, videoyu çektikten sonra montajdayken fark ettiğim iğrenç seslermiş. Hani gerçekten videoyu kapatabileceğiniz sesler olabildiğince azaltmaya çalıştım arka plan sesini ama çok rahatsız edici. Şu an burada durunca bile çok rahatsız edici bir ses yani. O nedenle özür dilerim arka plan sesini aşırı böyle fark etmediğim için. Evet, videoyu izlemeye devam edin. Dostlarım selam. Bugün sizlerle birlikte bir farklı bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz İstanbul İzmir arası bir tane otoban açıldı. Ben şu an İzmir'deyim. Bayram için geldik ve o otobanı kullandık. Bu otobandaki yolculuk sürecini vloglamaya karar verdim. O zaman hikayeye başlayalım. Oh, sus, böcekleri sustu. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz ki İstanbul İzmir arası bir otoban açıldı. Otoban hakkında gerçekten herkesin kendi fikri var. Ve söylentilere göre bu otoban İstanbul'dan İzmir'e olan yolculuğunuzu 3,5 saate indiriyor. Ve çok pahalı. Bir tane Instagram'da post görmüştüm işte bu haberi yayınlayan. Ve onun altında bir sürü gerçekten şey vardı. Yorum. Yılda en az 3 kere İzmir'e giden biri olarak şöyle açıklayabilirim. İstanbul-İzmir arası trafik olmadığı ve hiçbir şekilde mola vermediğimiz zaman zaten 4-4,5 saat sürüyor. Ama çoğunlukla trafik oluyor. Manisa'ya hiç başlatmayın. Manisa'da hep trafik oluyor. O nedenle o yolculuğunuz 5,5-6 trafik veya bayram olduğu sürece ki şu an bayram 8-9 saate de çıkabiliyor. Bir keresinde İzmir'e 12 saatte gitmiştim. Bunu açığa koyalım ilk başta. Bugün bayram ve babam bayramdaki trafiğe girmek istemediğini söyledi. O yüzden bugün bu otobanı deneyeceğiz. Aşağıda sormadan önce neden bunu kullanıyorsun, neden bu otobanı kullanıyorsunuz diye. Birinci nedeni dediğim gibi babam trafiğe girmek istemedi. İkinci nedeni arabada 3 kişi olacağız. 3 kişi yani uçakla gidebilirdik ama 3 kişi uçak zaten Oh my God. 3 kişi uçak zaten çok pahalı oluyor. Üçüncü nedeni de arabada bir sürü bagaj olacak. 3 haftalık bir tatile gidiyoruz. Yani bayramda başlıyor ama Ağustos'un sonuna kadar İzmir'de olacağız. 3 haftalık bir tatile gittiğimiz için bir sürü şey alıyoruz yanımıza. Hem bagajda hem de arka koltukta bir sürü eşya olacak. O nedenle onları da uçağa koyamayacağımız için arabayla gidiyoruz zaten. Görüşürüz o zaman. Şimdi eşyalarımı birazcık daha toparlamam lazım. Bye. Ne kadar çılgınca şey yaptığımızı gösteriyor. Sanki İstanbul'u fethedeceğiz. Yani bu ne? Burada iki tane valiz var. Bunlar da hepsi götürdüklerimiz. Arka koltukta gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Hatta şu an bunu da koyacağım. Hatta yukarıda bazı şeyler daha var. Evet, yola çıkış saatimiz 17:33. Detaylı bilgi. Şeydir herhalde, bir kastrol. Olmuş ya, zaten burayı görmedik. Yüksek performanslı kastrol yağları her marka evet. Araca kaliteli bakım ve onarım yaşasın. Ondan sonra köprü gözüktü. Bu yeni yapılan Osman Gazi Köprüsü. Kaç kere daha önce geçmiştim. Fiyatı aklımda nedense aşırı böyle anormal fiyatı yoktu diye hatırlıyordum. Yanılmışım. Arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Neyse, dur, 5. gişelere geldik arkadaşlar. Bu sanırım köprü fiyatını ödeyeceğimiz gişe. Ne kadar gösterecek bakalım. Aç kapıyı bezirgen başı.
Oha! 103 lira. Oh my god! Şu an onu o kadar ödediğimize inanamıyorum. Evet, tepkimden de anlayabileceğiniz üzere bir köprünün tek bir geçişine 103,5 lira ödemek bana da biraz fazla geldi. Neyse, sonra dinlenme tesis gördük. Orada durduk ve... gördüğüm en böyle temiz benzin istasyonu diyebilirim. Yani benzin istasyonunun içinde PlayStation vardı. Yani daha ne diyeyim? Devlet ödediğiniz paralar nereye gidiyor? Benzinlikle PlayStation'a mı gidiyor? Yani ben bunu anlamıyorum. Benzinliğin içinde oyun konsolu vardı. Ben bunu algılayamıyorum. Beraber yalan yalan. Şimdi gördüm gerçek yüzünü. Açan çiçekler gibiyiz. Yalan, yalan. Öyle saf ki sevgimiz. Yalan. Selam arkadaşlar. Annem her dedikten sonra Anne. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi evden çıkalı neredeyse yani 2 saati birazcık geçiyor. Ve Susurluğa geldik. Ve arabaca kararımız o ki evden bu Susurluğa 2 saat gayet iyi bir saat zaman. Güya 1,5 saat sonra İzmir'deyiz ama neyse. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar selam. Tahminen son gişelerimize geldik. Saat 21.00. 3,5 saati tam doldurmadık ama İzmir'e geldik. Şimdi fiyatını göstereceğim. Karanlık olduğunu unutmuşum, şöyle yaptım. İzmir gişeleri. 119 TL yazıyor dedim. 119 lira. Pek gösteremedim arkadaşlar fakat. Evet. Ama ay, niye bu kadar şey oldu bilmiyorum. Yanıyor ya. 119 lira. Okay, bye. Şimdi size tam bizim evden çıkıp da bütün bu Kuzey Marmara Otoyolu artı bu yeni Osman Gazi Köprüsü artı yeni İzmir İstanbul Otobanı'nı kullanarak ne kadar para ödediğimizi söyleyeceğim. Yani tamı tamına ne kadar ödediğimizi kuruşuna kadar söyleyeceğim. 12 lira 20 kuruş bizim evden İstanbul'un çıkışı gişelerine ödediğimiz fiyattı. Artı 9.90 İstanbul'un çıkışından köprü girişine yakın bir yere kadar ödediğimiz fiyattı. O da İzmit oluyor sanırım. İzmit yolu oluyor. 103 lira 05 kuruş köprünün tek bir geçişi fiyatıydı. Ve 119 lira 75 kuruş Osman Gazi Köprüsü'nden İzmir Otobanı'na kadar olan fiyattı. Bu da toplamda 244 lira, Allah. 244 lira 9 kuruş ediyor. Yani 250 liranın birazcık daha aşağısında. Arkadaşlar selam. Ben az önce kliplere bakıyordum. Şimdi montajlamaya başlayacağım ama bir tane klibi kaçırmışım, onu anlatmayı unutmuşum. Köprüden Bursa'ya kadar da bir tane ücret aldılar ki gerçekten neden bilmiyorum. 33,5 lira oradan ücret aldılar. Yani toplam fiyatı 278,4'e geliyor bütün otobanın gidişimizin. Ama hani gerçekten orada neden aldılar bilmiyorum. Onu tamamen unutmuşum. Peki. Yani dediğim gibi tek bir gidiş 250 lira falan oluyor. 3,5 saatte mi gidiliyor? Evet, 3,5 saatte gidiliyor. Bunu şey yaptık. Kesin karar. 3,5 saatte gidebiliyorsunuz İzmir arkadaşlar. Ve evet, sadece bilgilendirme olsun diye böyle bir video yaptım. İzmir gişelerine kadar evet 3,5 saatte gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca bundan bir sonraki videom ünlülerin ve instagramerların, böyle youtuberların meşhur ettiği mekanlara gideceğiz ve aslında ne kadar güzelmiş ona bakacağız. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.